Evet önce şöyle bir geçen hafta ne yapmıştık? Neydi bu problemlerdeki temel olayımız? diye önce bir minikten şöyle bir hatırlatmasını yapayım. Şimdi demiştik hatırlarsınız geçen hafta şu soruda. Şimdi Beşiktaş'ımız tabii Şanlı Beşiktaş'ımız 4 günde, Şanlı Göztepe'miz ise 6 günde bir maç yapmaktadır deyince burada minik bir obep okek olayı vardı ve o zaman biri 4 biri 6 günde bir maç yapıyorsa aslında her 12 günde bir maç yapılıyor anlamına geliyordu. Her ikisi de aynı anda 12 günde bir. Ve ilk maçlarını vermişim. Birinci maç Cuma deyip 52. maçı sorduğumuz zaman problemlerde biz şunu yapıyorduk arkadaşlar. İlkini Cuma 52. verince diyorum ki önce bir aradaki farkı bulun. 52'den biri çıkarttım. 51 maç. Arada 51 maçlık bir süre geçmiş diyorduk. Tabi burada Örneğin ya illa birinciyi vermek zorunda değildim. Mesela biz geçen hafta şu soruda örneğin 59. yu verip 14. yu istediğimde de yine 59'dan 14'ü çıkartıp arada 45 tane deneme sınavına e, sınavlık bir süreç var demiştim. Şimdi burada da arada 51 maçlık bir süre var ve her biri 12 günde bir olduğu için o yüzden 51'i 12 ile çarpınca kaç gün geçtiğini söylemiş oluyordum. Ve olayımız bu çarpım sonucunun 7 ile çünkü gün muhabbetinde her 7 günde bir devir olduğundan dolayı 7 ile bölümden kalanını buluyordum. O yüzden de şey 7'ye bölüyordum. Diyordu ki 40 51'in 7 ile bölümden kalanı 2'dir. 12'nin 7 ile bölümden kalanı 5'tir. 2 ile 5'in çarpımı 10 7'ye böldüğümde kalan 3 olduğu için 3 gün nereye doğru gitmem gerekiyordu bu sorumuzda? İleriye. Çünkü birinciyi verip 52. yani daha ileriki bir tarihteki e, maçı sorduğumuz için Cuma'dan 3 gün ileriye doğru giderek Cumartesi, Pazar ve Pazartesi cevabını vermiş hatırlarsanız. Daha önceki sorduğum sorudaysa 59. verip 14'ü isteyince hemen hızlıca söyleyeyim. İşte aradaki fark kaç? 45. E kaç günde bir deneme sınavına girmekte? 4 günde bir. Hatta şu hatırlatmayı yapmıştık. 4 günde bir demek de bazen 3 gün arayla der. 4 ile de çarpmışsın bu kalanı 7 ile bölmüştüm. 45'i 7'ye böldüğümde 3, 3 kere 4, 12 kalan 5 olacaktı buradaki kalan. 7'ye böldüğümde ama 59'u verip 14 geçmiş bir tarihi istediğimiz için haliyle 5 gün geriye gittim. Nereden? Salıdan 5 gün geriye. Pazartesi, pazar, cumartesi, cuma ve perşembe diyerek sorumuzu cevaplandırmış arkadaşlar. Şimdi bu hatırlatmaları... Üç günde bir deyince hocam... Efendim? Düzenli bir şey... Üç günde bir deyince bir soruda mesela düzenli bir şekilde anlamak zorunda değiliz değil mi onu? Düzenli bir şekilde mesela, anlamak zorundasın. Üç günde bir diyorsa. Ama haftada üç gün spora gidiliyor mesela. Öyle bir şey oluyor genelde gidenler. Üç gün gidiyor. Herhangi bir üç gün gidebiliyor. Yani pazartesi, ama, çarşamba, cuma olmuyor illaki. Aha, ama bir dakika o zaman yani şimdi Haftada 3 gün gidiyor diyorsan bu zaten bir tekrar bak bu modüler aritmetik problemleri kaynaklarda şu başlıkları görebilirsiniz. Tekrar şey eden problemler. Yani bir tekrarlı bir şekilde gitmesi lazım. O zaman o soru zaten bir tekrar eden problem yani modüler aritmetik problemi olmaz zaten. O başka bir soru formatına girer. Başka bir şekilde bir durum olacaktır. Hani mesela bak al işte sorusu diye bana gelebilirsin. <laughs> Biz mesela onları bazen şey diye uyduruz o tarz dediğin soruları. İşte ilk defa ilk gittiği gün salı olduğuna göre ve bu ayda 30 gün çektiğine göre bu ay en çok kaç tane çarşambadan en fazla kaç gün olabilir? Bilmem ne gibi bazen böyle uydururuz o tarz soruları. eğer ki haftanın rastgele herhangi üç gününde gidiyorsa bu bir tekrar eden problem değildir zaten. Evet şimdi geçen haftaki hatırlatmamızı yaptık ve Olayımızın şu olduğunu lütfen dikkat edin. Cuma günü oynadılar. Bir sonraki ne zaman oynarlar? Yani şuradaki muhabbeti bulurken arkadaşlar, bun, burası neyse, burası da aynı muhabbetle devam etmesi gerekiyor. Şimdi bazen zaman zaman şunu karşılaşıyorum onu söyleyeyim bu arada hocam bu, bunların PDFleri falan diyorsunuz. Bunun PDF'ini koymadım diye hatırlıyorum ki zaten modüler ekmatiği sınıfta işlediğim hani bazı gruplarda lisans gruplarında biz bunları işledik. Bunları ben normalde sınıfta yazdırıyordum arkadaşlar. E, soru yazalım, soru yazalım deyip yazdırıyordum da zaten. Hani ahaliyle de, e, uzaktan eğitim olunca burada bir ekranda gelsin gelmesi gerektiğinden dolayı burada böyle yazıp pdf olarak da ben programında karalayabildiğim için yazdım. Şimdi sorumuza bakalım. Ressam Ece yeni bir resme başladığında 5 günde bitirip 4 gün dinlenmektedir. Niye 9 gün dinleniyor? 9 günde. 5 gün bak. Bir resme başlıyor ve bu resmi başladığında 5 günde bitiriyor. Arkasından 4 gün ise dinlenmekte. Yani her kaç günde bir resim yapmakta o zaman derim? Her 9 günde bir resim bitirmekte. Ve tabii burada şey eklemem lazımdı. Bir resim 4 gün dinlendikten sonra hemen tekrar yeni bir resme başlıyor diye de aslında eklemem lazımdı. Anlam bozukluğu olmasın diyerek. Şimdi ilk resmini yapmaya pazar günü başladıysa hmm, birinci si pazar. Okey. Ve ben yalnız burada şuna dikkat edin bakın. Ben ilk resmini pazar günü yapmaya başladıysa 19. dokuzuncuyu hangi gün yapmaya başlar dememişim. Hangi gün bitirir. Bunu sormuşum. Şimdi cümle devamları çünkü birbirleriyle aynı olmak zorunda. Bu birincisine pazar günü ne dedik? Başladı. Öyle değil mi? O zaman bizim daha önceki çözüm dediğimiz o iki sorumuzda olduğu gibi birincisi pazar günü başladıysa benim deminki sorularda olduğu mantıkla bu sefer de 19. ne zaman başladığını bulurum arkadaşlar. Lütfen buna dikkat. Tamam? 19. dokuzuncuya... Ne zaman başladığını bulurum ben. Şimdi 5 gün resmi bitiriyor, 4 günde dinleniyor. Yani o zaman kaç günde bir, bir tane resim bitirmekte? Her 9 günde bir resim bitiriyor. Her 9 günde bir. O zaman klasik yine aynı hamlemi yapıyorum. 19'dan biri çıkarttım. Arada 18 tane resim yapmalık süre geçmiş demektir. Ve bunu neyle çarpıyorum arkadaşlar? 9 günde 1 olduğu için 9'a çarpıyorum. Diğer iki sorumuzda yaptığımın bakın farkını aldım. 12 günde 1'de 12 ile çarptım. Farkını aldım. 45, 4 günde 1'de 4 ile çarptım. Mantık tamamen aynı. Tabi buranın da yine neyini bulmam lazım? 7 ile bölümünden kalanı söyleyeceğim. 18'i 7'ye böldüğümde kalan 4. 9'u böldümsem 2. 4 yeri 2. 8 8'inde 7 ile bölümden kalanı 1. O zaman bir gün ilerisi ne olacaktır? Nereden? Pazar. Hani 1'i verip 19 ileri bir tarih istediğimiz için e, pazarın bir gün sonrasına pazartesi. Yalnız buna dikkat bak. Cevap pazartesi değil arkadaşlar. Pazartesi günü hani burada ilkine pazar günü başladıysa 19'uncusuna da pazartesi günü başlar. Peki Emine Eren Kara. Emine merhaba. Seni pek görmüyorum. Merhaba buralara. hocam. Şey, seni buralarda pek görmüyorum. Yeni galiba buralara. Pek görmüyorum. <laughs> Hoş geldin canım benim. Hoş bulduk hocam. Emine şunu soracağım. 19. resme pazartesi günü başladıysa sonra sen getirebilir misin acaba? Tabii. Ee, mi? Ben ne Hiç zaman bitirdiğini soruyorum. Tamam 5 günde bitiriyorsa 5 gün ileriye doğru gideceğiz. Pazartesi'den itibaren 5 gün sayacağız. Tabii çarşamba, çok, çok özür dur. Bence ben senin lafını kesiyorum. Hayır yanlış. Beşinci gün ilk günü pazartesi. Dört gün daha ekleyeceğim. Harika. Harika. Aynen. O, o, duymak istediğim yine duydum. Çok güzel. Teşekkürler. Değil mi? Pazartesi. <laughs> çünkü hani buna şuna, şuna dikkat. Mesela ben şunlarda evet üç gün sonra deyince hani kalan üç, üç gün ileri deyince Cuma'dan sonra da oradan cumartesi pazar pazartesi diye başladım. Ama burada olay başka şimdi. Tamam o kalanı zaten pazardan sonraki bir gün diyerek pazartesi dedim. Ama burada pazartesi günü resme başladı. Ve beş günü bitiriyor. Sonuçta bu adam hatun Ece ee, pazartesi günü resim yapıyor. Değil mi? İlk gün Pazartesi, o zaman pazartesiyle beraber 5 diye saymam gerekir. O mantığa dikkat. O zaman pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cevabımız ne olacaktır? Cuma günü olacaktır, dedim. Evet, problem var mıdır acaba? Sıkıntı var mıdır? Yok, hocam diğerine geç. Bu öğlenki grup, e, e, bir Emine seni görm e, görmedim ben öğlenleyin. Keşke bilseydik Öğlenleyin. devam ederdik ya. Akşam altı hiç bekletmezdim ben sizi. Haber verseydiniz mutlaka gelirdim hocam ya. Aha, L8 grubuyla dersim vardı Öğlenleyin de. Hı. Ee, problem şey, kar zarar problemleri. Evet, sıradaki sorumuz. Tabii erkek babası olunca sorulara göre değişiyor sorularda. Şimdi demir manitalarından İpek ile 3 günde bir, Zeynep ile 5 günde bir buluşmaktadır. Ee, Zeynep ile ilk randevusu... Ya gidiyorum aklıma şey geldi. Bir keresinde böyle bir soru yine bir uydurmuşum. Sınıfta bir tane bir öğrenci, kadın bir arkadaş. Ne demek yani hocam niye böyle erkek oldu diye böyle 3 gün onda 5 gün onda bilmem ne falan Bayağı bir biri azarladı. Sonra ders arasındayken yani sen dedin hani niye bana böyle çıkışın kız senin bir yara falan mı var dedim de evet aldatıldım ben zaten diye aklıma geldi ya. Şimdi Demir İpek'le üç 3 günde bir Zeynep de 5 günde bir buluşmakta. Zeynep ile ilk randevusunu Zeynep'le ilk defa ne zaman buluşmuş? Pazartesi günü. Zeynep'le pazartesi günü. Bu arada Zeynep'le kaç günde bir görüşüyordu? Her beş günde bir. Zeynep'le beş günde bir görüşüyor. Tamam. Bundan dört gün sonra, cuma günü ise, bundan dört gün sonraki cuma günü, <laughs> İpek'le buluşmuş. İpek'le de cuma günü buluştu. Ve İpek'le de her üç günde bir buluştuğunu sonra da söylemiştim. Buna göre ikisiyle aynı anda buluştuğu 13. Randevusu hangi gün olur? Tabii saatleri farklı olacaktır illa ki. Şimdi bakın bizim bu sorularda şunu yapmamız gerekiyor. 19. ben sordum size ama birinciyi de verdim. Ya da şu soruda 52. sordum ama ilk yani birinciyi verdim. Ya da bu soruda 14. sordum ama 59. verdim. Yani size bir şey sorabilmem için, bir başka bir ıncıyı sorabilmem için önce başka bir ıncı vermek zorundayım. Tamam. Burada hani şu ıncı, ıncısı şu günse 13.sü ne zaman bunu bulmam lazım. O yüzden önce ilk bulacağımız şey, hmm, tamam pazartesi bunda, cumada öyle ama ilk olarak ne zaman acaba önce bir onu bulmam lazım. O zaman bakalım. Şimdi çünkü daha bu biriyle pazartesi buluştu, biriyle cuma günü buluştu. Şimdi pazartesiden sonra beş gün sonraki gün Zeynep'le bir daha buluşacak. Yani salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Cumartesi günü Zeynep'le buluştu. Cumadan sonra da üç gün sonra da İpek'le. Yani cumartesi, pazar, pazartesi. Olmadı. Değil mi? Olmadı. Sonra cumartesiden beş gün sonra yine Zeynep'le buluşacak. Yani pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü Zeynep'le buluşuyor. Ve perşembe, e, pazartesinden üç gün sonra da İpek'le. Yani salı, çarşamba, perşembe. Vay! İkisiyle de bak, aynı anda ilk defa şu an buluşu, değil mi? Birinci defa, ilk defa ikisiyle aynı anda... Perşembe günü buluştu. Bunu merak etme. Bu soruyu böyle uyduruyorsa ben bu soruyu yazarken rasgele işte bu da cuma olsun, bu da pazartesi 5 olsun, üç olsun diye kafadan uydurmadım. İkinci aşamada denk gelecek şekilde ayarlayarak zaten yazmışım bu soruyu ben uydururken. Hani burada kalkıp da altıncı Hocam ya hala denk gelmeseydi daha bunu çok defa ...ilerletecek miydik? Abi ilerleteceksin ama merak etme zaten. Sınavda sana soruyorsa bunu da kalkıp böyle altıncı aşamada falan bulmazsın. Birinci, ikinci aşamada sorarsın. Bulursun. Evet, ilk defa ikisiyle aynı anda perşembe günü buluşuyor. Aynı anda on üçüncüsü ne zaman olur? Bunu soruyorum. Burada bir sorun yaşayan var mıdır acaba? Sorun, sıkıntı, ikileme düştüm. Aa, niye orası öyle oldu? Diyen. Hocam ben bir şey soracağım. Lütfen buyurun efendim. Şimdi birinci günde perşembe buluştu dedik ya aynı gün. Orayı bir niye defa. üç demedik? Şimdi Üç gün sonra. Hayır hayır, aynı. hayır hayır. Hayır 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 Sevda. Bu birinci dediğimiz birinci dediğimiz ikisiyle aynı anda buluştu ilk gün perşembe. İkisi bak pazartesi buluştu. Bunda cuma buluştu. Bir sonraki cumartesi Pazartesi bak aynı burada aynı anda mı? Aynı anda mı? Hayır bak burada aynı anda ikisi buluşuyor değil mi? Ben dediğimiz şey şu. İkisiyle aynı anda buluştuğu ilk gün perşembe. Tamam hocam şimdi oldu. Teşekkürler. Tamam. Ben teşekkür ederim. İkisiyle aynı anda buluştuğu birinci buluşması perşembe günü. 13'ü sordum. Tabii sevgili Ecem hatta mısınız? Soli ee, Sol Center'ın oradan Ecem'e bağlanıyor şu an arkadaşlar. Sevgili Ecem. Ecem şimdi o polilerden duydu. Koşa koşa şu an aha bana sesleniyor diye telefonun başına geçmeye çalışıyor. Kalbim kırıldı. Kalb Ali İhsan bunu yaz bir kenara tamam mı? Ali İhsan sendeyiz. Aç bakayım mikrofonu. Yazdım hocam. Mutlu yaz, muydu? yaz yaz yaz. Ecem'in ağzına tüküreceğiz sonra tamam Mutlumsak mı? Mutlusak var ya. Yani. <laughs> <laughs> şimdi evet. Birincisi Perşem 13'üncüsü. Ne zaman onu bulmaya çalışıyoruz. Bunu bulmadan önce şimdi tamam. Şunu ben söyleyeyim. 13'ten biri çıkarttım. Klasik hamlemi yaptım. 12 iki defa ikisiyle de buluşmuş olur. 12 defa. Bunu neyle çarpmam lazım Ali İhsan? 12 defa e, ee, 7 ile mi çarpsak hocam acaba ya? 7 ile saçma olur değil mi? Sen telefondan mı bağlanıyorsun? Yok şu an bilgisayardım. Ha. Anladım. Telefondan değil yani değil mi? Anladım. Hatta kal hatta kal. Söyleyeceksin sen ben. İnanıyorum ben sana. Senden cevap Yok. gelecek. Tamam hocam. Şey biraz önce cevap veremem değil mi şey ya? Mikrofon kapandı pardon. Tamam. Kaçla çarpmam gerekir burayı? Topla tam çarpsak acaba hocam. İkisi ayrı olunca kafam karıştı ya. Sekizle mi çarpacağız? <laughs> hayır hayır hayır. Şu hani şey sorumuz vardı ya. Şanlı Beşiktaş. Biri 4 günde bir, biri 6 günde birse ikisi de He, 12 <laughs> günde bir. Tabii hmm. tabii tabii. Doğru doğru. 15 ile çarpalım o zaman. Aynen değil mi? 15 ile. Aynen. Aynen. öyle yaşar. Biriyle 3 günde bir, diğeriyle 5 günde bir ikisi de beraber aynı anda kaç günde bir buluşur? 15 günde bir buluşur. O zaman 12 çarpı 15 diyorum ve bu çarpım sonucunun 7 ile bölümden kalanına bakıyorum. Evet 7 bölüyorum. Tabi 12'nin 7 ile bölümden kalanı 5. 15'in de 7 ile bölümden kalanı 1. E 5 çarpı 1 de 5 olduğu için kalan 5. Ve ne yapıyorum? Perşembeden 5 gün sonrasını sayıyorum. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı cevabını verir sevgili arkadaşlar. Tamam. Ben bir yoklayayım şöyle ya. Emine Metik burada mıyız? Evet hocam. Sorun var mıdır? Sorumuzda bir sıkıntı böyle bir Yok hocam şu anda. Harika ya, harika. Allah. Hocam ben son anda yetiştim ya. Ben üstüme alınmamıştım. <laughs> hmm. Yok gerçekten. Evet. içerideydim Son anda duydum. Tamam. Ben alındım, A A A Ece'm A alınmadı ya. Ali, 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 Ali sen yazıcıdan gönderiyorum çıktı ya sana abi. Ka kaydedildi hocam. Tamam Daha bir dahaki sefer artık ece'm Hanım. <laughs> Yetişemedin değil mi? Evet, hadi bakalım. Güzel bir sorucuk. Şimdi, he, sorumuza gelmeden önce bir dakika. Önce bir şey hatırlayalım. Bu soruyu konuşmadan hep gün 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 dedik buralarda tabii ki de. Şimdi sıradaki sorumuza gün muhabbeti demeyeceğim. Şimdi, dijital saatlerde, ya yani telefona baktığımda her kaç saatte bir? 24 saatte bir aynı saati gösterir. 24 saatte bir ama analog saatlerde her 12 saatte bir aynı saati göstermektedir. Eğer dolu, aklınızda olsun analog saate dayalı bir kol saati bilmem ne dediğinde bir muhabbet varsa işte her kaç saatte bir şey şunu gösterir bilmem ne gibi bir yani konuşamadım be. Analog saate dayalı bir muhabbet varsa arkadaşlar o zaman soruda mod 12'ye göre hareket etmem gerekir. Ama normal bir gün ya da dijital saat üzerine konuşuyorsak 24 saat üzerinden konuşurum. Şimdi mesela ben size desem ki arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Bugün günlerden ne? Perşembe. Ve saatte 18.00. Buna göre 51 saat sonra hangi gün saat kaç olur desem. Evet. Hocasını eleştiren Sevda. Bak bakayım bir. Bu arada millet yanlış anlamasın da eleştiren falan derken bir aramızda bir geyik vardı ondan dolayı öyle söylüyorum. Sevda Hanım. Hocam o kadar hızlı yazıyorsunuz ki bir anda böyle. <laughs> 12 saat dediniz. <laughs> <laughs> Allah senin cezanı. Çarpılacak. <laughs> Peki. Şimdi bugün günlerden perşembe ve saat 18. 51 saat sonra hangi gün saat kaç olur diye bir soru sorsam. Önce neyi bulmaya çalışırsın? Sesliliği düşünüyor musun? Belli bir gün saat sorusu soruyorum. Kaç gün geçmiş onu bulurum. Önce Mantıklı. bir 24'e bölerim. Kesinlikle 24'e böldüm. 2 tane 24 var. Kalan da 3. Demek ki 2 gün geçti. Yani hangi güne geçtik o zaman? Cumartesi. Cumartesi ve bir de kalanımız var burada. Onu nasıl yansıtıyorum? 18'e 18.00'a 2 saat ekleyeceğiz. 3 şey, saat. 3. Kalan ekle. Çok güzel. Te çok çok teşekkürler canım. Rica ederim. Evet, o zaman saat cumartesi günü 21.00 olur derim. Şimdi ne sordum ben de o zaman sorumda? Arkadaşlar diyorum bugün günlerden çarşamba ve saatte a -a, kaçmış? 19.03 Allah'ın hikmeti işte. Ve ben sizlerden 1881 saat sonra hangi gün saat kaç olur bunu soruyorum. Tabii günü bulmak adına 24'e demin olduğu gibi 24'e bölmem gerekiyor. 1881 bölü 24 diyorum. ben de oradan şöyle söyleyeyim. 24 burası 78 olacak. Bu da 9 olacak. Tamam. Sonra bakıyorum listeme listeme listeme. Kim, kimmiş acaba şanslı arkadaş? Gizem. Gümüştaş. Evet hocam. Gizem çok korkarak efet evet hocam dedim yani hani <laughs> yes. Ceva, bu arada şey cevap vermenizi böyle hep bekleyerek falan değil ha yani hani maksat hani beraber katılım da olsun ben de arada sizin sesini duymak istiyorum ondan dolayı tamam ee, evet bu 78 anlama geliyor Gizem 78 gün sonra Aynen. Ve bir de artı 9 olduğuna göre 9 saat anlamına giriyor değil mi Gizem? 9 saat. Peki. Şimdi bir şey diyeceğim Gizem. Şimdi şu kalan olmasaydı, kalan olmasaydı saatimiz o zaman saat konusunda bir değişiklik olur muydu? Olmazdı. Yani saat kaç olurdu? Bahar Ağaç söyler misin? Saat kaç olurdu? Şöyle yüksek sesle söyle. 19.03. 19.03 olurdu değil mi? Eğer kalan 9 olmasaydı saat 19.03. 19. Güzel. Peki. Gün olarak kaç olurdu? Saat? 19 saat dedi ki. Ya, şöyle yazayım. 19.03 gün olarak ne olurdu? Ama perşembe. Per evet. Perşembe olurdu. Harikasın Gizem. Çok sağ ol. Gizem dedi ki hocam hani 78'ün geçti ya. 78'i haliyle 7'ye böler. Ve kalanda ne geldi buradan? 1 gelir. 11 kere var. Kalanda 1. Dolayısıyla bir gün ne yapıyorum? İleriye gidiyorum. Çarşamba'dan bir gün sonrası ne olacaktır? Perşembe. Peki. Emine Metik sendeyim. Evet hocam. E, 9 saat kalanımız vardı yalnız. Hani o 9 saatte şimdi ekleyerek ne zaman o ne zaman saat kaç olur söyleyebilir misin? Hocam. Şimdi 9 Eee <laughs> Yani sekizden, 7'den itibaren dokuz ekleyerek. Aynen saat öyle. On dokuzdan yedi ekliyoruz. Şöyle do şey dokuz ekledik. On dokuza ekliyoruz, evet. Yirmi sekiz sıfır Dört, saat. Aynen 4. öyle. Yirmi sekiz demek. Yirmi sonrası için haliyle sıfır dört. Sıfır üç gün olarak ne diyeceğim? Ee, perşembe. Hmm. <laughs> Efendim gün, gün olarak olurum. kaç diyeceğim? Hı -hı. 19.03 C şey, Düşün. Şimdi 9 saat geçince hangi güne geçeceğiz? Cuma. Aynen, Cuma. aynen öyle. Aynen Bazen kendim şey gibi hissediyorum. Böyle bir yarışma programı sunuyorum da karşılıklılara <laughs> böyle bir ipucu. <laughs> Perşembe, evet doğru. 19.03 teşekkürler sağ olsun Emine. Rica hocam. 19.03, 9 eklersem 28.03 ama artık Perşembe'de değilim. Hangi güne geçmiş olacağım? Cuma günü saat 04:03 olur. 1881 saat sonra. Çok güzel. Zevk aldım. Evet, şimdi kayıt süresini durduruyorum arkadaşlar. Soruya bakmanızı istiyorum. Tamam? Ve ee, ben yine anket olarak arkadaşlar sizlerin cevaplarınızı verin buraya. Evet arkadaşlar kaydı unutmuşum hemen şöyle ben bir daha toparlayayım. Şimdi bu soruda biz şimdi şunu dikkat etmemiz gerekiyordu. Az önceki ressam Ece sorusunda olduğu gibi ilk otobüsün kalkış süresini verip ben 17. otobüsün kalkışını sormuyorum. 17. otobüs ne zaman varmıştır bunu soruyorum. O yüzden şimdi bakın birinci otobüs pazartesi günü saat 6.45'te ne yaptı? Kalktı. O zaman ben bu soruda neyi bulurum? 17.'nin doğrudan varmışını tek kalemde bulamayız. 17. ne zaman? O da kalktı. Onu bulurum. Burası kalk kalkırsa burası da kalkış. Varışsa burası da varış olur. Tamam mı? Bu ayrıma lütfen ama lütfen dikkat. O zaman e, birincinin kalkışıyla 17.'nin kalkışı arada 16 tane sefer düzenlendi. Ve bunu da kaç günde birse, kaç saatte bir sonra çarpıyorduk. 8 saatte bir olduğu için 8'le çarpıyorum. Ve ne gelir? 128 saat. Hmm, 128 saat dediğimiz ise 24'e bölersem çünkü sorumda gün ve zaman var. 24'e bölersem 5 kere var. Bölüm 120. Of şuradan da kalan şurada ne gelecek? 8 gelecek. İşte bölüm 5 kalan 8. Yani 5 tane 24. Yani 5 gün ileri ve bir de 8 saat ileri. Şimdi pazartesiden 5 gün ileriye gidersek. pazarsan 5 gün sonra ne olur? Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Peki, cumartesi günü arkadaşlar, cumartesi günü ve bir de 8 saat ileriye gideceğim. 6.45'in üzerine 8 eklersem saatimiz kaç olacaktır? 14.45 olur. Ama bakın bir an o yüzden herhalde gizem değil mi? Bursa cevabı dedik demiş olabilirim. O yüzden şıklara da bunu koymuştum. Ama ben bu bizim bulduğumuz nedir bu? Kalkıştır ama ben kalkış istemiyorum, varış. E, evet, o zaman 17.'si 14.45'te vardıysa ve 8 saat yolculuk e, ben üç harfli bir şey var ya ondan oldum az önce. Şunu şunu belirtmedim ki ben soruda eşek kafam. 8 e, saate bir kalkıyor da kaç saatte gidiyor? Onu vermemişim ben kaç saat, yolculuk kaç saat sürmekte? Neyse e, burada dipnot olarak yolculuk da 8 saat sürmektedir diyelim arkadaşlar bu arada. Yolculuk İlk cevap da... dayan B mi dedi, D mi dedi hocam? Abi Denizli, Denizli. İlk de Denizli. Zaten iki kişi var. İki kişi Denizli, bir kişi Bursa demişti. Ee, 6.45 buldum ama... Yok 14.45 buldum. Ama D cuma... işaretledim sanırım. Ha, o 14.45 17. otobüsün kalkış zamanı. Ama ben varışı soruyorum. Burada dediğim gibi parantez içerisinde isyan ekleme yapsın sonra 8 saat yolculuk 8 saat sürmektedir. Dersek, Can, ben de 8 saatte bir olduğu için direkt 8 saat daha ekledim. Hani 8 aynen. saatte varıyor gibi. Ya soruyu yazarken ben de öyle düşünerek zaten hiç, <laughs> hiç umursamadım. Ben de aynı şekilde senin aynı şekilde düşünerek o yüzden böyle uydurmuştum. Ee, neyse sorun değil. Cumartesi günü 22.45'te varır deriz. Evet, 3 4 tane sorun kaldı hatırlıyorum. Şunlar zaten sağlam sorular. Hmm. Ayça, Burak, Ceyda, Demir ve Ece saat yönünde sıralı bir şekilde halka oluşturacak şekilde dizilip şöyle diyorum. Sıralı bir şekilde saat yönünde yani Ayça, Burak Ceyda, Demir ve Ece. Ve yine saat yönünde top atmacı oyunu oynuyorlar. Yani top atma oyunu bu tarafta. Her bir kişi topu kendinden sonra gelen üçüncü kişiye topu atarak oyun oynamaktadırlar. Oyun ilk olarak Demir'in topu Burak'a atmasıyla başladığına göre çünkü Demir 1, 2, 3 değil mi? Bak hani kendinden sonraki üçüncü kişiye topu atacak demişim ya. Haliyle Demir kimi atıyor? Kendinden sonra hani saat yönünde bakacak olursam 1, 2, 3. sırada Burak var. Örneğin Burak kimi atacaktır topu? Güzel. Ece'ye. Ece'ye atar hocam. Ece'ye değil mi? Aynen. Çünkü saat yönüne bakıyorum. 1, 2, 3. sırada Ece var. Ece'ye attı. Buna göre 99. sırada topu kim tutmuştur? 99. sırada topu kim tutmuştur? Evet hadi bakalım yine düşünün. Eray bana hatırlat tamam kayıt kısmını abi. Peki şimdi bakın. Her bir kişi topu kendinden sonraki kaçıncı? Üçüncü sıradaki arkadaşına topu atıyordu öyle değil mi? Kendinden sonraki üçüncü kişi. Üçüncü kişi üçüncü kişiye doğru. Şimdi oyun ilk olarak Dibir'in topu Burak'a atmasıyla başladı. Yani e, Demir attı, Burak ne yaptı? Tuttu. Bak Burak tuttu. Ve ben sizden neyi soruyorum arkadaşlar? 99. sırada kim tutmuştur? Lütfen dikkat. Şimdi döngüyü yakalayalım. O zaman ben buraya birinci sırada kim deyip başlayacağım şimdi ben burada? Emine Eren Kara. Ne yazacağım buraya birinci diyerek? Kimi yazacağım? Hocam soruyu bir de alabilir miyim? Az önce geldim de az önce ne sorduğunuzu kaçırdım. Ee, tamam peki. <laughs> oyun hani Demir attı, Burak topu tuttu diyerek ha, oyun başladı. Tuttuğunu sorduğuna göre Burak yazacağız o Süper. Zaman. Aynen teşekkür ederim canım benim. Aynen birinci sırada Burak topu tuttu. O zaman bakalım. İkinci sırada kim tuttu? Burak kime attı? 1, iki, üç. Ece'ye attı. Kendinden sonraki üçüncü kişi. Üçüncü sırada topu kim tuttu? Ece'den sonra A, B, C. Dördüncü sırada bakalım. C kim atıyor? A'yı atıyor. Beşinci sırada A kim atacak topu? A'dan sonra üçüncü sırada kim var? D. E D'den sonra yine tekrar altıncı sırada kim olacak arkadaşlar? Altıncı, altıncı sırada tekrar Demir de tekrar geri Burak'a top atacak. Ve aynı bakın bizim en başta yaptığımız hani modül etmetiğin ilk sorularını hatırlayın. Şu sorular vardı yani işte üzeri 2029'e bölümden kalan işte bir lava kaçtır. Bunları nasıl çözdüğümüzü hatırlıyorsunuz. Aynı o sorularda olduğu gibi burada da B, E, C, A, D ve yine B, E, C, A, D. Yani kaç kerede bir tekrar eden bir görüntü yakalamış olduk. 5. Birinci tuttu, ikinci tutan, üçüncü tutan, dördüncü tutan, beşinci tutan ve 99. sırada tutan. Dolayısıyla 5 defada bir ne var arkadaşlar? Tekrar. O zaman 99'u ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. Peki 5'e böldüğümüzde kalan nedir? 4. O zaman Sevda Hanım, Sevda Kurt. Kalan 4 olduğuna göre hangisini cevaplandırmam gerekecek? Dördüncü sıradaki hocam. Değil mi? Alt topu tutmuştur. Peki Sevda kalan burada hani beşe böldüğümde kalan sıfır olsaydı ne derdik? E, o zaman son satırdaki beşinci olan D olurdu. Kesinlikle harikasın. Aynen öyle arkadaşlar. Yine az önce yukarı sayfayı yukarı çıkartmayayım. Az önce söyledim hani üstlü sayılar gibi olanlarda da hatırlarsanız hani beşe bölüyorduk ya da dörde bölüyorduk her neyse. Kalan 1 ise 1. satır, 2 ise 2. üssü 3, 4 ise 4, 5 ise atıyorum 5'e böldüğümüzde kalan 0'sa sonuncuyu alıyorduk. Ha tabii burada kalan 4 olduğu için 4. sıradaki cevap A'dır. Bu sorunun cevabı A, A yani topu Ayça tuttu. Ha, eğer burada kalan 1 olsaydı cevap Burak, kalan 2 olsaydı Ece, 3 olsaydı Ceyda, kalan 0 olsaydı topu Demir tutmuştur derdim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Az önceki soruyla alakalı çok yani bilmiyorum çok alakasız mı ama lütfen, hani lütfen. ilk başlardaki bir önceki sorularla alakalı hep hani 99. sırayı sorduğuna göre 99 eksi 1, 98 kişi, 3 kişi de bir tekrar diyor çarpı ondan sonra bölüm falan. Yine aynı şekilde çıkıyor. O da olur mu? Yok. Hayır. Buradaki bir tesadüfi bir durum var orada o işlem hmm. kısmında. Burada şöyle bir şey yok. Ee, farkımız ne oldu? Birinciyi dedim ama burada çok özür dur. Bir daha çıkarttım. Dur bir dakika dur dur cevabını bir daha alayım. Ha 5 ça şeyle Yok, çarptım gördüm. Aha, aynen. Yok söyleyemem çünkü çünkü e ha, tesadüf oldu o zaman. Normalde bu tarz bir soruda onu uygulayamam. Aynen öyle. Yani biz orada birinci şu deyince atıyorum birinci şudur deyince e bilmem kaçıncı sorduğum zaman hani ikinci dediğim zaman buradaki geçen zaman belli oluyordu ama bu tarafta sorudaki mod durumuna göre bu sürekli değişkenlik gösteren bir durum olacaktır. O yüzden o şekilde söylemem doğru olmaz. Bu tarafa adına ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Şimdi yandaki verilen tabloya göre ilk 76 satırda toplam kaç tane A harfi vardır? Tablon gayet açık ve net. Atatürk yazıyorum ama her satırda sütunda 5 tane var. Bu arada arkadaşlar ara vermeyeceğim malum. iftar da var en azından hani sana, sizler de rahat rahat hareket edin diye. Ee, devam ediyorum yani tamam. Ama hani aranızda eğer ki hocam bir 5 dakika ara verselik vallahi çok iyi olurdu diyen varsa ona göre. Şimdi Atatürk Ata Türk A T A T Ü R tabii şurada yazsaydım yine nasıl gelecekti? sesiyle devam edecektim. Yine Atatürk, A, T, A diyerek devam ediyor. Peki sorun ne? İlk 76 satırda toplam kaç tane A harfi vardır? Evet akıl yürütmek isteyen var mı? Yani soruya bakıp burada seçeneğe seçene kaçmayacağım ben sizlere. Hocam ilk iki satırda ikişer tane var. Sonraki iki satırda birer tane var diye mi devam edecek? acaba? Hmm. Bak bunu hiç incelemedim. Böyle bir yaklaşım olabilir. Bu bir yaklaşım olabilir. Bunu hiç incelemedim işin doğrusu. Hocam veya Atatürk'teki o ilk olan A harfi tekrardan aynı sütuna e, kaçıncı defada denk geldiğini hesaplayabilir miyiz? Bu kesinlikle bu soru için bir yöntem. Kesinlikle bir doğru bir yöntem. Bu soruyu ben bazen sınıflar bu tarz şeyi çözerken bu da, bak böyle yapabiliriz diyerek hatta ben de çözüyorum. Aynen öyle Sevda. Ee, hani sevda'nın dediği hocam üşenme, üşenme yaz Atatürk 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 tekrar başa ne zaman dönüyorsun bunu bul. Hani Atatürk yani yazarsam şöyle A T A T Ü R K A T A T, -A, -T, -A, -T A süper bak şimdi ne oldu tekrar ata tü demeye başladım. Yani başa döndüm. Yani hop kaç satır var burada? 7 satır var. Demek ki her 7 satırda bir diyerek işte 76'yı 7'ye bölersem 10 defa şu görüntüyü görürüm. Kalan 6 olunca da 6 tane şu görüntüyü görürüm diyerek işlem yapabilirim. Emine senin dediğin gibi de belki bir ilişki çıkıyordur. Hocam ee, hani iki A, iki A, sonra bir birer A ama bak tam düzende yok galiba değil mi? İki tane A, iki tane A, sonra bir A, 1 A, 2 A, yine bir A yok var. Yokmuş hocam yazınca fark okay. ettim. Hocam e, da de devam ama, hani varsayalım olduğunu varsayalım. Olsaydı da hani ben burada başka başka sorular da yöneltebilirim. O zaman o çözümleme birazcık kısır bir çözümleme kalır bizim için. Birazcık daha olaya geniş bakalım. Şimdi e, Sevda bu şekilde de evet yapabilirim kesinlikle çok da güzel bir yöntem ama tabii yani burada bir yazmayı böyle düşünmek istemiyorum. Ben bazen mesela bunu yazarken şey yapıyorum. Şu tabloyu bile size oluştururken bir an harf kaçırdığım oldu. Ha dur lan burada R olacaktı deyip sildim. Bir an yanlış yazdığımı fark ettim. Dolayısıyla sınav esnasında şunu yazarken devamında belki yani A, T, birden yanlış buraya T yazıp devam edebilme ihtimalim vardı. O yüzden böyle yapmak yerine şöyle düşüneceğim. Şimdi sonuçta ben her satırda kaç tane harf yazıyorum? 5 tane harf yazıyorum. Öyle değil mi? Her satırda 5 tane. Ve ben 76 satırda arkadaşlar 5 ile çarparsam 76'yı 5 çarparsam kaç olacaktır? 380 tane sonuçta harf yazmış olmaz mıyım? İlk 76 satır her satırda beşer tane harf olduğu için düşün ki şu da bizim 76. satırımız. O zaman burada da yine beş tane harf var ve toplam 380 tane harf yazdım. Peki bizim burada sıralı yani sonuçta sıralı bir şekilde ben sürekli ne yazıyorum arkadaşlar? Atatürk yazıyoruz. Değil mi? Atatürk yazıyorum. Aynen öyle. Yani kaç harfli bir kelime... Yedi harf. Aynen güzel geliyor. Yed... De Aynen, değil mi? 7'ye böleceğim. Bak 7 harfli. Atatürk, Atatürk, Atatürk yazıp duruyorum. O zaman 387'yi 7'ye bölersem. 7 e, kere 5 35. 30 diyeceksin. 4 kere var. Kalan ne olacaktır arkadaşlar? Kalan 2. Yani anlamı nedir? Kalan 2 olması. E, ee, ah şurayı bulman bulmam lazım. 1 kere 5, 35. Sonra 4 kere var. Yani bakın ben 54 defa Atatürk'ü 54 defa yazmışım. Peki kalan 2'nin anlamı nedir? 2 tane harf kaldı. Onda da ne yazıyorum? A, T yazarım. Hatta şöyle yazayım. Şöyle nokta 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 bir soru. Atatürk yazdım 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 yazdım. En sonunda Yine bir Atatürk yazılı ama ondan sonra iki tane harf hakkım kaldığı için orada da AT yazmış olurum derim arkadaşlar. Tamam. O zaman her bir Atatürk dediğimde kaç tane A harfi kullanıyorum? İki tane. O zaman 54'ü 2 ile çarparsam burada 108 tane A harfi kullanmış olurum. Ve A, T derken de burada da bir tane A harfi kullandığımız için toplamda 109 tane A harfi kullanmış olurum derim. Tamam. Problem var mıdır acaba? Oldu. Hıh. Evet. Sıradaki sorumuz. Çarşı şeklindeki ışıklı bir tabela her bir har birer kere olmak koşuluyla Ç'den ıya ve tekrar Ç'den ıya yanıp sönmektedir. Aynı mı yazmışım ne yazmışım ne bakayım dedim de. Ya yani bak Ç'den ıya yandı sonra yine Ç'den I sürekli çarşı 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 yanmaktadır ve 1903. sıradaki harf hangi harfler fener diye sormuşum. Çok basit bir soru sormuşum. R mi hocam? Efendim? R mi? Kesinlikle çünkü çarşı. Çar Demek ki şu e Ayça Burak Demirelce top atma sorusundaki gibi öyle değil mi? Beş defalı bir tekrar vardı. Beşe bölmüşüm. Hani burada da farkındaysanız çarşı, 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 çarşı sürekli kaç defalı bir tekrar var? 5 defada bir tekrar var. O yüzden 1903'ü ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. Ve kalan da 3 olduğu için 3. sıradaki harf yani R harfi yanar derim. Sorun var mı? Sorun var mıdır? Olacağını zannetmiyorum basit şeydi. Peki burada şöyle deseydim arkadaşlar. Harflerin yanması şöyle olsaydı. Ç'den I'ya kadar yansın. Sonra da I'dan geriye doğru gelsin. Yani yani şöyle olsaydı. Ya da gö şurada göstereyim ya. işte. Ç'den I'ya ve tekrar I'dan Ç'ye sürekli yanıp sönmektedir. Yani Ç, A, R, Ş. I, Ş, R, A, Ç. Sonra bak Ç'den tekrar geri. Çarşı I'dan sonra tekrar geri. Ş, R, A, Ç diye geliyor. Ç'den I'ya, I'dan tekrar geri Ç'ye. Ama her bir harf birer kere yanıyor. O zaman... Hocam ya, aynı şey olmaz mıydı? Sadece bulduğumuz şey geriye doğru gelecekti. O son üç şeyi. Olmaz. Hayır. Ama Hocam mi e şey bölecektik? Aynen bak. Diğer Emine doğru cevabı verdi. Emine Eray Karam. Ee, Emine Metik sen doğru söyledin. Aynen sekize. Sekiz, sekiz galiba değil mi? Neden? Çünkü bak Emine dikkat. Biz burada Emine Erenkar'a. Sen, sen aman dikkat. Ee, kaç defada bir tekrar ettiğini görmem lazım. Hani Ç-A-R-Ş-I-R-Ş A-Ç-A-R-Ş-I-Ş-R diye gidiyor değil mi? Diye. Hocam ben anlamadım ya. Nasıl sekiz oldu? Düşün, ya Daha yazmadım ki ondan dolayı. Çarşı <laughs> Çarşıdan sonra Ş, R, A, Ç. A, değil mi? R, Ş, I. Yanması böyle değil mi? Ç'den I'ya, I'dan tekrar... Ha, aradaki diye. harfleri tekrar kullanmıyoruz. Yani I'yı kullandık, I'dan başlamıyoruz. Sadece I kalıyor. Ç sonda bitiyor. Sonra tekrar Aynen. Ç kullanmıyoruz. Tamam hocam, Aynen. şimdi oldu. Şimdi bak, mesela Çarşı, Ş, R, A, Ç diye yine böyle geldi. A, R şey değil sürekli böyle olmakta. Şu bir kere yanma sıralamasını ben anlamadım diyen var mı önce ona göre? Yanma sırasını ben anlamadım diyen var mı? Tamam. Şimdi tekrarı yakalayacağım arkadaşlar. Demin neden beş kere bir tekrar ediyor dedik? Bak çarşı, çarşı, çarşı sürekli aynı şeyi söylüyorum. Ve ne bu? Her beş defada bir. Ama şimdi bakın neyle başladık biz? Ç harfi ile başladık. E, o zaman Ç ile başladıysam bir daha bak Ç, A, R, Ş, I aynı görüntüyü görmeye çalışın. Nerede aynı görüntüyü bir daha görüyorsun? Ç, A, R, Ş, I, Ş, R, A ama şimdi bak yine geldim. Yine Ç, A, R, Ş, I, Ş, R, A. Bak yine Ç, A, R, Ş, I. Sürekli kendini tekrardan eden görüntü bu değil midir sevgili arkadaşlar? Ve burada da kaç tane harf var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane harf var. Seyda anladım anlamadım demişsin ama şimdi anlattım. Anlattıktan sonra anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamamdır. O zaman 1903'ü ne yapıyorum? 8'e bölüyorum. Eee 16 2, hop hop 30 3 kere var 24 63, 3 68'e bölsem 7 kere 8 56 değil mi? 56 kalanı kaç olacaktır? 7. O zaman 7. sıradaki harfimiz ne arkadaşlar? R harfi oluşun. Ta tabii ki de tesadüfi bir durum. Ee, cevabımız R olacaktır derim. Ve konuyla ilgili kapanışı, son soruyu bak 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 öyle bir soruyla yapıyoruz ki arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kaydı bir durdurayım. Tamam kaydı başlattım. Güzel teşekkürler. Yine unutuyorduk. Şimdi arkadaşlar bir kere C, A, R, Ş deminki konuşumuz gibi değil mi? Bakın şurada bir tekrar var. C, A, R, Ş, I, Ş, R, A yine C, R, A, Ş, I, R, A ve yine. Ama nasıl bak tabii şurada ki şu diğer şunu da yine yazayım. Şimdi bakın. Şimdi makine makineyi çalıştırdım tabelayı. Ç harfi yandı. Sesli harf olduğu için 3 saniye. Bu arada şurada ses var. Şunları renkli renkli yapayım. 3 saniye. Sesli olan harfler 3 saniye yanık kalacak. Bu da 3 saniye. Ama tabii bakın. Tekrarı şuraya kadar gidiyor. M makine makina, hani tabela, ışıklar çeyreğin yanmasıyla oluyor. Yani şu yok. Bakın şu yok. Şuraya kadar. Yani şu A yandıktan sonra bir iki saniye hiçbir lamba yanmıyordu ya hani iki saniye boyunca. Sonuçta o yüzden şuradaki süreyi de hesaba katmamız gerekecek. Tamam mı? Sonra e, sesli harfler. Kaç saniye? Dört. Dört saniye. I harfi. Dört saniye. A harfi. Bu da dört saniye yanmakta. ve Bir de iki saniye boyunca hiçbir harf yanmıyor. Yani şu arada iki saniye. Şu arada iki saniye. 2 saniye. 2 2 2 2 Burada da 2 var. Şimdi o zaman demek ki tekrar durumu budur arkadaşlar. Bakın tekrar durumu bu. Tamam. Şimdi buradaki durumu hesaplayalım. Ee, kırmızılardan kaç tane var? Bir, 2, 3, 4, 5 tane. Yani 15 saniye oradan olacak. 15. Artı e, sesli harfler 4'er saniye olanlar 1, 2, 3 tane var. Yani 12 saniye. E, bir de aradaki boşluklar 2'şer saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8. Evet toplamları kaç yapar arkadaşlar bunların? 43 saniye hocam. Eee pardon dur ben şeyi yanlış söylemişim galiba. 16. Aynen aynen değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 sadece 8 45 yazdım buraya. 10 saniye hocam toplamda. 45 mi yapıyor? Yok 43 saniye 40. evet. 43. Güzel. Evet, demek ki her 43 saniyede bir tekrar varmış arkadaşlar. Tamam? O zaman 323'ü ne yapıyorum ben de? 43'e böleceğim. 323'ü 43'e bölersem 8 kere diyemem. 7 kere var derim. 7 kere 3, 21. 7 kere 4, 28. Elde var. 2. 30. 301 oluyor hocam. Kalan 22. Kalan da 22. Yani 7 defa demek 7 defa e, şu tekrar eden şu görüntüyü 7 defa görüyoruz. O zaman demek ki 22. saniyedeki duruma bakacağım. Ve baştan itibaren buraya kadar sorun var mı? Buraya kadar. Güzel. O zaman 22. saniyedeki durumu teker teker bulalım. Bakalım nerede olacağız 22'de. 3, 2 daha 5. Toplayarak gidiyorum. 9, 11. saniye. 14, 16, 19. Ve yine hoca toplama hatası mı yaptı? Hayır hocam ı harfi yanıyor olması İyi, gerekmiyor 19, mu? 19-2 daha 21 yapardım. Ya, Allah. Evet. evet 21. saniyede e, ki durum buradaydım. Artık bakın ne oldu? 22. saniye dediğim an ı harfini geçmiş oluyorum. Bak buraya kadar. Şunların toplamları kaç? 21 saniye. Bir saniye ile aynen öyle. Demin Eray sen sessiz olarak söyledim. E, mesajda da kimler olduğunu biliyor cevaplar doğru cevaplar gelmişti. 22. saniye artı 1 saniye farkla ne olacaktır arkadaşlar? I harfi yanıyor olur deriz cevabımıza. Tamam? Olmuştur herhalde. Şimdi modüler aritmetikten sonra normalde arkadaşlar sizlerde permütasyon, kombinasyon olsak oraları geçtim ama e, Haziran'da örgüne başlanacak zaten. Hemen onu söyleyeyim. Videoyu bile şu an durdurmuyorum. Kayıttan sonra seyredenler de ne olduğunu düşünsünler <laughs> diye. Ee, haziran'daki durumumuza göre oradan devam edeceğim. Ee, yani devam edeceğim dediğim hani oraya saklayacağım. Ee, ama yine de zaten DGS grubuyla ya da lisans gruplarıyla zaten yaptı, yaptığım dersler vardı. Oradan açıp seyredebilirsiniz de yine. Ee, gelecek hafta ön lisans grubuyla e, ee, ilk konulardan mutlak eşitsizlik ee, ilk işlediğimiz konulardan şöyle bir tekrar ma mahiyetinde çözümlemeler yapacağım. Tamam. İlk konulardan dönüş yapıp ilk konulardan karma bir tekrar yapacağım. Ee, güzel de olacağını düşünüyorum.